Evet arkadaşlar, bugün size egzoz boğaz contasının değişimini göstereceğim. Boğaz contası bunun içinde bendeki çürümüş. Gerçi boğaz kaliteli pastasıyla, egzoz boğaz pastasıyla bu giderilebilir ama ben aldım, uygun fiyata yakaladım. 200 liraya aldım bunu. Kargo dahil filan herhalde bana 240 liraya geldi. Takacağım bunu. Öncelikle şurada boğaz var, onu gevşeteceğiz. Sonra yukarıda bir saplama, aşağıda iki saplama var. Bunları yalnız yaparken aklınızda bulunsun. Şöyle bir tane yağlayıcı sprey bulun. Şöyle hafiften yedirin. Neden yedirin? Çünkü çok sıcaklık görüyor buralar. Sıkıntı yaratabilir. Onun için söyledim. Bunları açmak için 17 lokmaya ihtiyacınız var. Bir tane T-kola ihtiyacınız var şu şekilde. Kuvvet alabilmek için bir tane demir bulun veya keser sapı bulun, fark etmiyor. Onunla yaparsınız. Şu ufak şeyi açmak için de gene oraya hafif bir pıspıs yapın. Ondan sonra 8 milimetrelik bir lokmayla onu rahatlıkla açarsın. O sıkıntı değil. Önemli olan şunları dikkatlice açmak. Onlar problem. Şöyle öbür taraftan bir başlayalım. Eğer yönleri karıştırıyorsanız şu şekilde bir civata olarak yönleri de şey yaparak dikkatlice açarsınız. Çünkü diş kapmasın, çünkü sıcaklık veren şey. Yani böyle sert bir şekilde vurdurarak açacağız. Zaten pas sökücü sıktığımız için rahat açılacaktır. Pas sökücüsüz asla işlem yapmayın. Bir kısa kol, bir tek kol. Bir boru. Tamam. Rahat geldi. Komple alacağız arkadaşlar egzozu. Tamam. Son bu kaldı. Tamamdır. Aldık arkadaşlar. Tek kolda şu şekilde getiriyoruz. Ondan sonrası basit zaten. Şimdi şuraya bir bakalım. Tamam. Güzel. Olabildiğince açın bunu arkadaşlar. Çünkü onu boğazdan rahat alabilelim. Tamamdır. En son üstü alacağız. Önce altları alalım. Aldık arkadaşlar. Bakın şuradaki boğaz contası bu zamanla görevini tamamlayamıyor arkadaşlar. Tamamlayamadığı zaman da zaten epey ölmüş bitmiş o. Tamamlayamadığı zaman da buradan gazı bu tarafa kaçırıyor. Zaten belli bembeyaz yapmış. Ondan sonra motor biraz ayarsız da çalışabilir. O yüzden onu mutlak surette ya değiştirin ya da sağlam bir egzoz pastası bulun. Evet arkadaşlar, bakın eskiyi şöyle bir karga burunla çok rahat çıkartarak alabiliyorsunuz. Zaten berbat olmuş pozisyonda. Sonra o boğaza biraz gres sürün. Çünkü yenisini takarken rahat girsin diye. Boyadım. Siyah sprey boyayla, ısıya dayanıklı. Bununla çıkarttık. Şimdi gördüğüm kadarıyla bundaki olay şu şekilde takılıyor gibi geldi. Çünkü böyle çıktı bu. Böyle çıktıysa böyle takılacak. Yani şu pütürü olan kısım boğaza gelecek. Pütürü olmayan kısım da dibe girecek gibi geliyor. Öyle bir deneyelim bakalım. Evet arkadaşlar, birebir girdi. Şimdi girdikten sonra da iç kısmını hafiften gresleyeceğim. Çünkü boğaz girecek oraya. Şu kadar bir şey yeter ona. Çok fazlaya da gerek yok.
Bunu da hafiften yağlayın. Ne olur ne olmaz. Bu o civatanın girdiği bölüm, alan. Evet, hazır. Montajını yapabiliriz. Ya ben bunu artık şey sürmeyeceğim, o egzoz macunundan falan sürmeyeceğim. Çünkü orijinal kendi parçasını aldım, taktım. Bunu da çıkardım. Berbat olmuş zaten, gerçekten yanmış yani. 2016 model bu X-Max. 35.000 kilometrede. 35.000 kilometredir üstünde bu. Kaçırıyordu. Ben bir kere denedim o şeyden. Pasta macunundan. Egzoz pasta macunundan ama hiçbir şey fayda etmedi. Gene kaçırdı. O yüzden artık aldık, 200 liraya geldi. 40 lirada kargosu vardı. 240'a geldi. Bir de manifold çıkışındaki boğaz contasını da aldım. İlerleyen zaman işte o da arıza yaratırsa diye aldım. Ne olur ne olmaz diye. Onu da değiştireceğim. Valla o da 180 lira. O da pahalı ya. Şu kadar şey 200 lira. Öbürü 180 lira. Öbürünün de yanlış hatırlamıyorsam 25 veya 30 lirada kargosu vardı. 185 civarıydı. 185-190. 200-210 lira da o. İkisi yani 450 lira desek yeridir yani. Müthiş pahalı. AliExpress'te bunların şeyleri var, ucuzları var ama ne kadar gider, nasıl dayanır bilmiyorum. AliExpress'e yazdığınızda gelecektir, bakarsınız, ona göre de kararını verirsiniz. Ben şuraya hafif boya atacağım, ondan sonra montajda görüşürüz. Evet arkadaşlar, şimdi yani bu şekilde bunu bir bakacağız ama öncelikle yukarıyı bir takalım. Yani şunu bir sileyim, şöyle. Bir de spreyle bir pıs yapalım. Şuna rahat geçsin. Tamam. Şuradan şunu ayarlayalım. En önce üstte oturduk mu altlar rahat takılıyor. Bu arada motorunuzu şey yapın arkadaşlar, sabitleyin. Önüne ben iki tane kilit taşı koydum. Siz de koyun. O aman diyeyim, o çok önemli. Yoksa hiç sıkıntı, ben size söyleyeyim. Gresleyin arkadaşlar da, buralar hassas yerler çünkü bunlar çok sıcak görüyor. Çok sıcak gördüğü zaman ileride yani ne bileyim tekerleğin lastik değişiminde falan çok sıkıntı yaratır. O yüzden takarken dikkatli takın. Aşırı sıkmayın. Çok gevşek bırakmayın. Hepsine dikkat edin. Evet, çok iyi oturdu. Demek ki biraz yağ istiyormuş. Zaten parçaları pahalı. Bir granaj 2500 lira. Yani sıkarken boru kullanmayın. Açarken kullanın da sıkarken kullanmayın. Eğer bunu da sıkarsanız açması çok zor olur. Ya bu şekilde sıkın işte. Şu bölüm çok yakın yapmışlar. Çok yakın yaptıkları için de zarar vermemek için açık ağızda sıkıyorum. Biraz tabii normalden geç olacak sıkılma işlemi ama sıkar. Thank you.
Şimdi sıra geldi bu boğaza. Boğazın bir tane pulu var zaten. Pul demişim, bir tane civatası var. Yani onu da şöyle hafiften şey yaparız. Yani temiz gözüküyor. Evet arkadaşlar, bağlantıları yaptık, cihazımızı çalıştırdık, gayet başarılı bir şekilde çalışıyor, hiçbir problem yoktu bu şekilde, gayet iyi. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hepinize sağlıklı, mutlu günler dilerim.